Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün yine sizlerle nokta atışı böyle tak 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 soruları çözmeye devam edeceğiz. Umarım faydalı video olabilir. Bizlere ulaşmak için arkadaşlar mümkünse son ana bırakmayın. Son bir gün kala bize ulaşmayın. Ehliyet.hocam adresinden bakın bu amblem olacak arkadaşlar. Aynı şekilde bazıları farklı farklı açmışlar yani. Ehliyet hocam 2 ML olanı var mesela bunun. Adamlar yani bizi taklit ediyorlar falan filan. Ona dikkat edin. Sonra yanlış kanalı takip edip yanlış bilgiler almayın arkadaşlar. Buradan bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çok fazla konuşmadan hemen şöyle başlayalım arkadaşlar sorularımızla. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. A 1 2 3 B 1 3 2 C 2 3 1 D 3 2 1. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı olacak. 1, 3, 2 demiş. Bakalım doğru mu demiş arkadaşlar. Şu kutsal kalemi şuradan elime alıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burası öncelikle kontrollü kavşak mı kontrolsüz mü kavşak mı? İlk bakacağımız şey bu olacak bizim böyle sorularda. Nasıl anlayacağız bunu? Levhalar var mı? Evet var. O halde burası kontrollü kavşak arkadaşlar. Şimdi artık her şeyi yerine oturtmak daha kolay. Çünkü kontrollü kavşakta genel kuralımız nedir? Ana yolda bulunanlar önce geçer, tali yolda bulunanlar sonra geçer. Bakalım burada ana yolda hangileri bulunuyor arkadaşlar? 3 ve 1 numaralı araçlar bulunuyor. Peki 3 numara mı önce geçecek? 1 numara mı önce geçecek? Arkadaşlar burada dönüş yapanlara bakacağız hemen. Baktık dönüş yapan var mı? Evet o zaman 3 numara sonra geçecek. Önce 1 numara geçecek. 1 numara geçtikten sonra 3 numara en son tali yolda bulunan 2 numaralı araç geçecek arkadaşlar. Evet burada yine vermiş arkadaşlar. Biraz önceki ana yoldaki iki araç için geçerli olan durum arkadaşlar. Dönüş yapan aracılar doğru gitmekte olan araçlara yol verir diye açıklamış. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir demiş. Bulantı ve kusma olması, reflekslerin güçlü olması, derinin soğuk ve nemli olması, kulak veya ağızdan kan gelmesi. Doğru cevabımız B şık olacak arkadaşlar. Reflekslerin güçlü olması bu belirtilerden değildir. Tam tersine refleksler ne olacaktır arkadaşlar? Düşmeye başlayacaktır. Değerli arkadaşlarım bir de mümkünse videoyu sonuna kadar izlemeye çalışalım. Çünkü hani hızlandırarak bile olsa tık 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 böyle soruların hepsini bir görün mutlaka. Burada yine iç kanamanın belirtilerini göstermiş arkadaşlar. Siz buna dıdısına bakabilirsiniz. İşte yüzeysel solunum tedirginlik. Bu arada arkadaşlar iç kanama tehlikesi olan bir kişiye kesinlikle yiyecek ve içecek verilmez. Bu da bazen sorularda çıkıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Tek tek ezberlemekle uğraşmayın bu arada. Hani birkaç tanesini bilin yeterli. Size tek tek sebeplerini sormazlar. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralar araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır demiş. Yalnız 1, yalnız 3, 1 ve 3, 2 ve 4 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı 2 ve 4 olacak arkadaşlar. Bakın burada ne var? U dönüşü yapılmaz tabelesi var. U dönüşü yaparsanız arkadaşlar bakın burada amcalarımız ne yapmış? Dışarıya çıkmışlar. Türkiye olsaydı birbirini yumruklayıyorlardı. Bunlar birbirlerini seviyorlar. Yoksa Türkiye mi? Aman ya Rabbi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazaya yol açmış. U dönüşü yapmaya çalışan bir araç. Böyle yerlerde U dönüşü yapılmaz, yasaktır. Asli kusurlu sayılırsınız. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir demiş. Antivriz kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, elektrolit seviyesi kontrolü, hidrolik seviyesi kontrolü şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet, antifriz kontrol olacak arkadaşlar. Yağ seviyesi kontrolü nereden yaparız? Yağ çubuğu vasıtasıyla motorun bizzat kendisinden yaparız değil mi? Kartere doğru inen bir çubuk vardır. Elektrolit seviyesi aküde yapılır arkadaşlar. Hidrolik yağ seviyesi ise direksiyon veyahut da fren hidrolikleri olaraktan iki tane ayrı tıpa vardır. Zaten açar bakarsınız arkadaşlar durumuna. Bir tane kuş var bende de vıcı 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 ötüyor. Varacağım şimdi öpü öpü vereceğim. O olacak. Şimdi arkadaşlar
Bakın antifriz kontrolünü yapıyor. Eksili dereceleri kaç dereceye kadar dayanacağını bu alet sayesinde ne yapıyor? Öğreniyor. YouTube'da var zaten, Instagram bir yerde vardı bunun videosu. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir demiş. Biraz hızlı gidiyorum çünkü video 40 dakika olunca sıkılıyorsunuz. Ama açıklayarak gidiyorum. Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız A şıkkı olacak. Konuşabilmesi tam tıkanma olduğunun göstergesi değildir. Tam tersine kısmi bir tıkanma olduğunu bizlere gösterir. Arkadaşlar, geriye kalanlar, rengin morarması. Eğer arkadaşlar bir insan tam tıkanma yaşıyorsa rengi morarır çünkü kandaki oksijen düştüğü için kirli kan artar ve dudaklarda ve parmak uçlarında morarma başlar. Nefes almasının durması. Tabii bir zahmet. Bu arada insan konuşuyorsa dışarıya doğru bir nefes çıkışı var demektir. Ya da hırıltı varsa dışarıya doğru bir nefes çıkışı var demektir. Acı çekip ellerini boğazına götürmesi. Arkadaşlar bu kesinlikle olan bir şeydir. İnsan refleks olarak birazdan göstereceğim, bebeklerde bilincin içinde Babinski refleksi vardır mesela. Burada da acı çekip ellerini boğazına götürür arkadaşlar. Boğazına götürüp ne yapıyor? Refleks olarak kendinin oradan canının yandığını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Burada hemlik manevrasını görüyorsunuz arkadaşlar. Hemlik manevrası dediğimiz şey yetişkinlerde ve çocuklarda farklı. Nasıl? Yetişkinlerde bakın, bu abimiz arkasına geçiyor bunun. Ellerini birbirine kavuşturuyor ve gördüğünüz gibi hızlı bir biçimde ne yapıyor? Sıkıyor arkadaşlar. Ayrıntıları yine buralardan okuyabilirsiniz. Tek tek anlatmaya kalkmayayım. Yani genel olarak bu hemlik manevrasını size bu şekilde anlatır. Kazazenin arkasına geçilerek önden elleri kavuşturup sıkılması veyahut da bunu türevleri şeklinde anlatır. Eğer bebekse arkadaşlar iş biraz daha değişiyor. Ne yapıyor? İşaret parmağıyla baş parmağımızın arasına bebeğimizi böyle çenesini alıyoruz. Daha sonra iki kürek kemiğinin arkasına hafifçe vuruyoruz. Sakın ha şak diye böyle çocuğu tost yapmıyoruz. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Eğer evde ay, hıçkırık geldi. Eğer evde yalnız başınaysanız o zaman ne yapacaksınız? Tıpkı hemlik manevrasında uyguladığımız basınç noktasına bu sefer gideceksiniz. Masaya da bir sandalyeye hızlı bir biçimde vuracaksınız arkadaşlar. Böylece hop diye ağzınızdaki şey kurşun gibi çıkacak. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir demiş. Bunu bilemeyene dövüyorlar, damdan aşağı itiyorlar arkadaşlar. Bunu zevkle yaparım, o yüzden bu soruyu bilin. Çünkü 50 sefer gösterdik bunları. Bunları leğenle gösterdik kardeşim. İşte çay bardağıyla anlattık bunları. Telefonla anlattık. Fareyle anlattık. Anlattık bunları. O yüzden bileceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız... Evet. Arkadaşlar bunu görüyorsanız kontrollü bir demir yolu geçidine yaklaştığınızı gösterir arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığı, kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığı hem tek hat olduğu bunun. Aynı zamanda bu da dur levhasıdır. Bunu gördüğünüz zaman nerede görürseniz görün. Genelde tali yolda bulunur. Duracaksınız arkadaşlar. Yolu kontrol edeceksiniz. Öyle geçeceksiniz. Hocam yol boştu, görünüyordu, geçiverdim. Arkanızda jenderma amca varsa, polis amca varsa cezayı patlatır. Duracaksın arkadaşım. Duracaksın. Yol bomboş olsun. İstersen böyle sivrisinekler uçuşu olsun yolda. Duracaksın. Sonra devam edeceksin. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır. Bu arada arkadaşlar, eğer fren arızalıysa bükülmeyen bir metal vasıtasıyla çekilmelidir. Onu da ayrıyetten verelim. 1, 1,5, 2 ve 2,5 metre şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız, arkadaşlar burada ben hızlı gittiğimi görüyorsanız, doğru cevabımız dediğim anda durdurun. Durdurun. Ben cevabı söyleyince çünkü göreceksiniz, durdurun, üzerinde çalışın sorunun, ondan sonra geçin. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar, 2,5 olacak. Evet, gördüğünüz gibi burada yine yansıtıcı şeyleri vermiş. Bu bizim neyimizdi arkadaşlar? Reflektörümüzdü değil mi? Koyuyoruz. Hop, bizi görecekler. Bu da bant, bakın arkadaşlar, yine yansıtıcı bir bant üzerine konulabilir. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir? Trafiği bütün istikametlere kapatma hali,
Trafiğin bütün istikametlere açılma hali, trafiği hızlandırma işareti, trafiği yavaşlatma işareti. Evet, doğru cevabımız arkadaşlar. Evet, doğru cevabımız trafiğin tüm istikametlere kapatıldığı anlamına gelmektedir arkadaşlar. Yine polis amcalarımızın dur, yavaşla, hızlan, sağa çek, geceleyin geç, geceleyin dur, dönüş işareti gibi şeylere de buradan bakabilirsiniz. Hareketin nereden başlayıp nerede bittiğine ve dirsek kıvrımına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa şaşırabilirsiniz. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudun hangi bölümüne yavaşça vurulur demiş? Ayak tabanına, omzuna, karın boşluğuna, omurgasına. Doğru cevabımız ayak tabanı olacak. Hani biraz önce söyledim ya bebeklerde Babinski refleksi diye. Arkadaşlar çocuğumuzun ayak tabanına veyahut da şu bebeğin şu parmakların hemen bitiverdiği noktaya şöyle bir gıdıklama işareti gibi bir çizgi şeklinde elinizi yürütürseniz hemen böyle büktüğünü göreceksiniz. Bu da onun bilincinin yerinde olduğunu, keratanın kafasının yerinde olduğunu gösteriyor. Babinski refleksine bakabilirsiniz internet amcadan, Google amcadan, dayıdan, haladan ne diyorsanız. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir? Dingil ağırlığı, taşıma sınırı, istiyap haddi, kapasite. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Dingil ağırlığı olacak. Arkadaşlar dingil ağırlığı nedir? Ha bu arada şurada şunu da söyleyeyim. Taşıma sınırı arkadaşlar. Sorularda geldiği zaman mutlaka yolcu ve yük sayısı diye gelir. Gabari vardır. Onda ise genelde araç sınırlamaları şeklinde gelir. Yani yolcu işin içine giriyorsa taşıma sınırıdır. Girmiyorsa gabaridir arkadaşlar. Bunu da ayrıyetten vermiş oralım. Arkadaşlar dingil dediğimiz şey şurası arkadaşlar. Her bir dingiliye binen ağırlık deriz. Araçların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır demiş. Arkadaşlar genelde mesela Antalya'nın girişinde vardır. Adam niye böyle bir şey yapıyor? Şehir içi yolları tekrar tekrar yapmak hem trafik yükünü arttırıyor diğer yollara, trafiği sıkıştırıyor. O yüzden adam ne yapmış? Girişe demiş ki bu yola 6 tondan fazla dingili ağırlık basan araçlar giremez demiş. Girişe de bir kantar koymuş. Gelen bütün araçları ne yapıyor? Tartıyor. Eğer fazla ise Esale git dön kardeşim diyor. Dön buradan dön. Zaten buraya kadar nasıl geldin Allah'a emanetsin diyor. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır demiş. Doğru cevabımızı veriyorum. Evet arkadaşlar bu azami hız sınırlamasının başladığını bu ise bittiğini bizlere ne yapıyor? Gösteriyor. Arkadaşlar bu bize bu yola buradan gidecek olan araçların maksimum ağırlığını bakın dingil ağırlığı demiyor. Direkt ağırlığının 7 tondan fazla olamayacağını söylüyor. Burada ise bize takip mesafesinin 70 metreden fazla olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkartılmalıdır? Horon çekerek, halay teperek. Aa, böyle diyor bu ya. İçinizden var ya söven vardır ha. Sövmeyin günah. Ayaklarından çekilerek, baş çene pozisyonu verilerek, boyuna boyunluk takarak, çene göğüse değecek şekilde başı öne eğilerek. Arkadaşlar eğer boyun hasarı şüphesi varsa doğru cevabımız C şıkkı olacak. Mutlaka boyunluk takılmalıdır arkadaşlar. Baş çene pozisyonunu hangi durumda veriyoruz? Suni teneffüse başlayacağımız zaman veriyoruz. Çene göğüse değecek şekilde başı öne eğdiğimiz ne zaman olacak arkadaşlar? Burun kanaması varsa mesela bunu yaparız değil mi? Kolay kanama olsun diye bizim doğal deliklerimizden biridir çünkü burun delikleri. Anlattım geçen videolarda 50 defa saydırmayalım artık. Bakın burada boyunluğu görüyoruz. Abimiz büyük ihtimalle Ezrail Reis'i görmüş. Bakın boyunluğu ne yapmışlar? Takmışlar. Boyun sabit bir biçimde ne yapıyor? Duruyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır demiş. Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi, ilk yardımcının kazazedenin ayak kısmına çömelmesi, kazazedenin ellerinin yandan serbest bırakılması, kazazedeye yakın mesafede durulması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Eller serbest bırakılmaz arkadaşlar. Genelde pantolonun içine sokulur. Arkadaşlar, baş boyun gövde ekseni bozulmadan
çıkarmadır arkadaşlar bu. Sürükleme değildir. Şunu silelim. Baş, boyun, gövde ekseni bozulmadan araçtan çıkarmaya rentek manevrası denir arkadaşlar. Diğerlerinde bir şey bulamıyoruz zaten. Rentek manevrasını da buradan söylemiş olalım. Genelde rentek manevrasını ne zaman kullanıyoruz? Araç yanma veyahut da patlama, yaralının nefes durması, kalbinin durmasında rentek manevrası ile araçtan yaralı çıkartılır. Bu soruyla pek alakası yok ama vereyim burada A şıkkına istinaden. Evet, gördüğünüz gibi burada omuzda şey omuzda taşıma diyecekmişim. Sürükleme yöntemini gösteriyor. Bakın abimizin elleri nerede? Donun içinde arkadaşlar. Böylece sarsılması engelleniyor. Yüzey düz olmalı arkadaşlar, yapılacak olan yerde başın çarpma riski olmamalı. Düşünün, merdivenden aşağı şakkıdı şakkıdı adamı indirmeyin yani, tamam mı? Burada onu demek istiyor. Baş, boyun, gövde arkadaşlar bakın dümdüz. Gördünüz mü? Yani yamuk yumuk inmiyor. Eğer merdivenden indirirseniz hastayı bu şekilde %90 gider zaten. Bir de travması olmamasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir demiş. Batı, doğu, kuzey, güney ışıklarda verilmiş. Doğru cevabımız... Evet, B şıkkı doğu olacak arkadaşlar. Bakın burada yine verdik. Üst çizgisi derse kuzey, alt derse güney, aşağı sağ sol işte burada da batı doğu diye vermişiz arkadaşlar. Burada da zaten doğu olduğunu söyledik. Vay be, ne güzel değil mi? Şu vatana bakın ya. İnsanın böyle çay yaşlılığında böyle lukur lukur içerken böyle izleyesi geliyor. Bu arada haritada Burdur'un yerini bilmeyenler var. Bakın Burdur burada arkadaşlar. Bak Burdur. Benim memleket cazım Fethiye ise burada. Çok güzel bir yer ya. Muğla'yı sevmiyoruz biz. Muğlalılar bana kızmasın. Fethiyeliler genelde Muğlalıları sevmez arkadaşlar. Hatta bir ara kendi illerinin kendimiz il olacağız diye plaka bile yazmıştık ama kaldırttılar. O da ayrı mesele. Kavşaklarda kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır demiş. Bu arada üstte de şunu demiş. Yerleşim yerinde YY ile gösterilmiş. Yerleşim dışında YYD ile gösterilmiş. Yani bize şunu söylüyor. Kavşaklara yerleşim yeri içerisinde 30, yerleşim yeri dışarısında ise 150 metre kala şerit değiştirmek yasaktır diyor A şıkkında. B şıkkında yerleşim yeri içerisinde 50 metre, yerleşim yeri dışında ise 200 metre kala şerit değiştirmek yasaktır demiş. C şıkkında yerleşim yerinde 60, yerleşim yeri dışında 250 demiş. D şıkkında ise yerleşim yeri içerisinde 70, yerleşim yeri dışarısında 300 demiş. Arkadaşlar soruları ezberlemeyin. Bakın sorular yanlış yaptığınız zaman gidin o sorunun konusunu tekrar edin. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yerleşim yeri 30, yerleşim yeri dışı 150. Zaten genelde buralara yaklaşıldığınız zaman düz çizgi halini alır arkadaşlar. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Sakın ha kontağı marşa basmayın yoksa motor hapı yapar. Aracın düşük hızda sürülmesi, yakıt deposunun boşaltılması, aracın yüksek devirde kullanılması, lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yakıt deposunun boşaltılması gerekir arkadaşlar. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken bebeklerde kolatar damarından, çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır demiş. Bir doğru, iki yanlış. Bir yanlış, iki doğru. Her ikisi de doğru. Her ikisi de yanlış demiş. Doğru cevabımız C şıkkı demiş. Her ikisi de doğru demiş arkadaşlar. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmesinde iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikte taşımalıdır demiş. İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, hemlik manevrası, sürükleme yöntemi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı, sürükleme yöntemi demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle verelim size. Şu kutsal kalemi ben tekrardan şöyle bir el cihazıma alayım. Bakın burada hemlik manevrasını görüyorsunuz.
İtfaiyeci yöntem arkadaşlar. Bakın bunu genelde sorarken şöyle derler. Bir el boşta kalacağı için kolayca destek alınabilir derler. O itfaiyeci yöntemini anlatırken arkadaşlar. Bakın ayak bileklerinden tutarak sürüklemede yine amcamızın donunun içerisinde eli. Bakın omuzdan sürüklemede yine abimizin eli donun içinde arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Böylece güvenli bir türde sürüklemiş oluyoruz. Şu kuşu ısıracağım şimdi. Hala ötüyor. Bağırma, bağırma. Arkadaş komşu verdi. Hala çığırıyor ya. Böyle acayip bir şey yani. Evet, Holger-Nielsen yöntemi arkadaşlar. Ağız ve burun bölgesinde kanama varsa bu yöntem tercih edilir. Holger-Nielsen yöntemi. Bu yöntemde sırttan bastırma dediğimiz zaman nefes verme, dirsekten kaldırma dediğimiz olay sırasında ise nefes alma sağlanır arkadaşlar. Ne zaman yapılır peki bu hareketler? Burunda kanama varsa, ağız burun bölgesi kanamalıysa arkadaşlar suni teneffüs yapılmaz. Bu yapılır arkadaşlar. Hareket halindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? El freninin çekilmesi, debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması, gaz pedalına basılması, birinci vitese takılması demiş. Doğru cevabımız B şıkkı, debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması olacak arkadaşlar. Devam edelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir demiş. Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su göstergesini. Arkadaşlar karterdeki yağ miktarını gösteren bir şey yoktur. Doğru cevabımız burada C şıkkı. Bakın arkadaşlar, eğer şu C santigrat işaretini görüyorsanız ve şu termometre işareti var ise o halde doğru cevabımız soğutma suyudur. Hararet göstergesidir arkadaşlar bu. Onu da söyleyelim. Bakın burada motor devir göstergesi dediğimiz şeyde arkadaşlar RPM yazar. Şu kutsal şeyi şöyle yanaştırayım. Bakın RPM yazar arkadaşlar. Bu RPM ne işe yarıyor? İşte bizim aracımızın devir sayısını gösteriyor arkadaşlar. Yine şuraya baktığımız zaman bakın hız göstergesinde kilometre KM yazar arkadaşlar. Eğer bunu görüyorsanız nedir arkadaşlar? Bu bir hız göstergesidir. Hemen şurası yakınımızdayken bunu gösterelim arkadaşlar. Eğer bunu görüyorsanız bakın petrol ofisindeki pompalardan bir pompa görüyorsunuz. Bakın sıfır boş demektir. 1 bölü 2 yarısı dolu demektir. 1 ise bir tam demek, yani full dolu demektir arkadaşlar. Bunlar sinyal göstergeleri zaten biliyorsunuz. Bakın biraz önceki şeyimiz, bakın santigrat işareti var ve hemen ne var altında? Termometreyi görüyoruz arkadaşlar. Bunu da böylece bahsetmiş olalım. Evet. Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır demiş. Korna çalıp yayayı durdurmalı. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Geçiş hakkını yayaya vermeli. Yayanın yola girmesini önlemeli demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Arkadaşlar geçiş hakkı yayaya aittir. Önce yaya geçmelidir. Bu arada arkadaşlar yaya geçidine yakınlaştırıldığında, okul geçidine yaklaşıldığı zaman sollama yapılmaz. Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Hafif hapis cezası, sadece ceza puanı, trafikten men cezası, para cezası ve ceza puanı şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Para cezası ve ceza puanı uygulanır arkadaşlar. Hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz demiş. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak, ya ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak, batan cisim varsa çıkarmamak, yara oturur duruma getirmek demiş. Doğru cevabımız B şıkkı. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle yapılmaz. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden nazaran daha önemlidir? Yakıcı madde ile temas şekli, yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı, yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi, yanık yüzeylerinin genişliği ve yanığın derinliği demiş. Arkadaşlar tabii ki D şıkkıdır. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece olarak ayrılır. Birinci dereceler en hafif, üçüncü dereceler ise en ağır yanma şekilleridir arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası uygulanmalıdır demiş. 40, 60, 80 ve 100 şıklarda verilmiş.
Doğru cevabımız 100 olacak arkadaşlar. Bazılarınız şöyle düşünüyor. Ya bebek lan bu diyor. Ufacık diyor. Ağdır en olsa diyor. Gidiyor en azını şu. Arkadaşlar bebeklerin kalbi sizden hızlı çarpıyor. Dıkkıdı 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 dıkkıdı. Dört dala koşturuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bünyede küçük olunca spaların. Tamam. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirme aşamalarında olan baştan aşağı kontrol basamağında yer alır demiş. Ad ve soyadının öğrenilmesi, kullandığı ilaçların belirlenmesi, kişisel özgeçmişin öğrenilmesi, solunum sayısının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı, solunum sayısının değerlendirilmesi olacak arkadaşlar. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir demiş. Diz ile kalça arası, ayak bileğinin alt kısmı, ayak bileğinin üst kısmı, diz kapağının olduğu bölge demiş. Bunu Instagram hesabımda paylaştım. Oradan girip yine bakabilirsiniz. Doğru cevap A şıkkı, diz ile kalça arasında olur arkadaşlar. Instagram hesabımda böyle görselleri paylaşıp açıklama da yapıyorum arkadaşlar. Bakın mutlaka Instagram'dan görürsünüz. Bu arada başta söylediğim uyarıya kapılın. Şey yapın yani dikkat edin. Adamlar saçma sapan hesaplar açmışlar. Sabote etmeye çalışıyorlar mı? Ne yapıyorlar arkadaş? Ben de anlayamıyorum ki ya. Belki öyle bir niyette yoktur ama günahına girmeyeyim. Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir? Motor, debriyaj, vites kutusu, yakıt deposu şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı motor olacak arkadaşlar. Buji, piston, silindir kapağı bunlar motora aittir arkadaşlar. Bu arada vites kutusunun diğer adı şanzımandır. Geçen gün biriniz soruyordu. Tepesinden aşağı kaynar su dökesim geldi. Bacağından tutup damdan fırlatasım geldi. Allah'ım ne şiddete meyilli hocayım be. 88-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir demiş. Fren mesafesini, duruş mesafesini, takip mesafesini, intikal mesafesini şıklarda verilmiş. Bunu daha önceki videolarımda da açıkladım. Doğru cevabımız C şıkkı takip mesafesini olacak arkadaşlar. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı asli kusur hallerinden sayılır demiş. Yalnız 4, 1 ve 7, 1, 3, 6, 2, 6, 7 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı olacak arkadaşlar. Yalnız 4. Bakın kardeşimize pamuğu birazdan tıkayacaklar. Tamam amcanın tezgahına bir oturacak. Azrail Reis'le bir görüşme yapacak. Randevusu var anlaşılan. Yetişmek için hemen ne yapmış? Karşı şeride girmiş ve araca çarpacak arkadaşlar. Kendisine umarım bir damacana su ikramında bulunur. Bulunuyorsa zaten yaşıyor demektir. Öteki türlü geçmiş olsun pamuk israfı. Aşağıdaki hallerin hangisinde araçların teknik muayenelerin yaptırılması zorunludur? Sahibi değiştiğinde, sigorta süresi bittiğinde, tescil belgesi değiştiğinde, üzerinde teknik değişiklik yapıldığında demiş. Doğru cevabımız D şıkkı. Üzerinde teknik değişiklik yapıldığı anda bunun yaptırılması zorunludur arkadaşlar. Bu arada aracı sıfır almışsanız, bakın sıfır kilometre araç aldınız. Sıfır kilometre araç almışsanız 3 yıl ne yaparsınız? Muayene yaptırmazsınız. Eğer sonraki yıllarda ne yaparsanız her 2 yılda bir muayeneyi normal otomobillerde yaptırmaya devam edersiniz. Bunu da diririnink diye buraya koyayım. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Marş sistemi, yağlama sistemi, yakıt sistemi, ateşleme sistemi şıklarda verilmiş. Boğazım kurudu. Doğru cevabımız, tabii ben bu arada su içtim, siz onu görmediniz. Doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı marş sistemi olacak. Marş motoru da bizim bunu yapan elektrikli motorumuzdur arkadaşlar. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez demiş. Doğru cevabı veriyorum. Evet arkadaşlar bunu görüyorsanız derhal durma gerektirmez. Daha çok bas gaza bir an önce petrol ofisine yetiş demektir. Çünkü benzin, mazot bitiyor, gaz bitiyor demektir. Buna gelince arkadaşlar hararet göstergesidir. Duracaksınız, klima varsa kapatacaksınız. Aracın motorundaki yükü azaltıp bir an önce hararetin bitmesini sağlayacaksınız. Eğer bu yanıyorsa arkadaşlar duracaksınız. Çünkü akünüzün elektriği bitebilir, bu bir. İkincisi, hocam bitsin nasıl olsa motor çalışmaya devam ediyor. Ben de aynı mantıktaydım. Evet, tabii bu bilgileri bilmezden önce. Arkadaşlar,
bittiği anda bu yanıyorsa %90 ihtimalle orada bir kayış vardır. Bunların hepsini çeviren, tamam mı? O kayış kopmuştur. Koptuğu için hem fan motoru durmuştur. Fan durmuştur yani. Fan motoru dedim. Fan durmuştur. Hem de alternatör durmuştur. Bu o anlamada gelir. Ve sorularda genelde sorulur. Aşağıdakilerden hangisi işte fan kayışının kopmasında anlaşılabilecek olduğu ilk yerlerdendir. İşte bu akü işaretinin yanması. Burada arkadaşlar yağlama yapmadığını gösteriyor. Çok tehlikelidir. Derhal aracı sağa çekin. Dörtlere yakın stop edin arkadaşlar. Servisinizi arayın. Kesinlikle yola devam etmeyin. Gaza bastım da geçer deyip gaza basmayın. Yoksa aracınız efsane. Evet, burada bitmiş arkadaşlar. Seviliyorsunuz. 33'lük bir testi bu. Güzel, hızlı. Şöyle pazar günü çerez niyetine. Yapalım dedik. Arkadaşlar bizleri taklit eden birçok kanal çıkmaya başladı. Lütfen itibar etmeyiniz. Instagram'da da dediğim gibi sadece bizim bu amblemimizin olmuş olduğu hesaplar bize aittir. Bunun haricinde hiçbir hesap bize ait değildir arkadaşlar. Biz başka hiçbir hesap kullanmıyoruz. Size oradan buradan yazanlar olabilir. İkincisi arkadaşlar sınavlar parasız olacak diye bir şey yaygara var şu. Yok arkadaşlar böyle bir şey. Ve size şunu söyleyeyim. Daha geçenlerde adamın bir tanesini parasız senin yerine sınava giriyoruz. Sana kartı gönderiyoruz diye bir şey demişler. Adam bakın 22 yaşında, tamam mı? Bazı ehliyetleri alma şansı yok zaten. Tamam mı? Hükmen. Adama bütün ehliyetleri böyle çerez niyetle göndermişler bir kağıt. Arkadaşlar size gönderdikleri o kağıt bir kağıt parçasıdır artık, tamam mı? Göndermişler böyle. Garibim tabii ehliyet aldım diye seviniyor. İlk polis noktasından kalıyor. Ve tabii adamı direktmen ne yapacaklar arkadaşlar? Tevkif edecekler. Çünkü bu sahtekarlık. Yani kendi kendinizi sahtekarlık yapmış oldunuz. Kendinizi ele vermiş oldunuz. Hiç suçunuz yokken siz aslında gayet masumane bir şekilde ehliyeti sınavsız veriyorlar diye aldınız. Ama geçmiş olsun artık. Dolandırıldınız. Adam 5 milyara yakın parasını yemişler arkadaşlar. Demek istedim böyle şeylere uzak durun. Böyle bir tane vardı. Ehliyetsiz, sınavsız ehliyet bilmem ne diye Instagram'da falan var. Adamları kaç sefer şikayet ediyorum arkadaş, tamam mı? Bu devletin polisi mi yok ya? Amiri mi yok? Neredesiniz kardeşim? Eğer bunu dinliyorsanız bakın şunlara bir gözden gezdirin ya. Ya bunlar bir çete, tamam mı? Devletin içine de sızdılar, tamam mı? Böyle insanlardan bıktım ya. Allah için bıktım ya. Yani garibim, yazık milletime ya. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bu arada bazı kanallar bizi kopyalıyor. Evet. Ne yazık ki bunu yapıyorlar. Yazıklar olsun diyorum sadece. Koca koca adamlarsınız ya. Ben olsam yaşımdan utanırım, tamam mı? Evladımdan utanırım yani, çalmaktan evladımdan utanırım. Allah'a emanetsiniz. Çok konuşmak isteyip çok konuşup kaşınızı sıkmak istemiyorum. Hadi görüşürüz.